Çok kıymetli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, sendika temsilcilerimiz, siyasi partilerimizin yöneticileri, basın emekçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaflarımız, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, işsiz gençlerimiz, Kırıkkale'nin duyarlı, vicdanlı mert insanları hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir yıldır çok kötü günler geçiriyoruz. Ülke olarak çok fazla sıkıntı, acı ve kayıplar yaşadık. Salgın nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmet diliyorum. Maalesef bu bir yıl öyle bir yıl oldu ki yeri geldi çocukların anne babalarının cenazesine katılamadığına şahit olduk. Yeri, yeri geldi 40 yıl aynı yastığa baş koymuş eşini arkasından bir fatiha okuyamadan toprağa veren yakınlarımız oldu en kısa sürede bu illetten kurtularak sağlıklı günlere kavuşmayı diliyorum. Salgın koşullarını düşünerek konuşmamı çok da uzatmadan kısaca bugünkü programımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benden sonra kürsüye yalnızca iki buçuk yıl önce seçilmesine rağmen kısa sürede tüm Kırıkkale'nin takdirini kazanmayı başaran kiminizin evladı gibi kiminizin kardeşi gibi sevdiği CHP Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Ahmet Önal gelecek ve o da sizi selamlayarak kısaca Kırıkkale'ye dair paylaşımlarda bulunacak. Onun sonrasında ise Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasının kurmayları sizlerle olacak. Önce sizlere basına da açık şekilde ekonomiye dair bir sunum yapacaklar. Sonrasında ise basına kapalı şekilde sizlerin sorularını cevaplayacaklar. Eminim isimleri sabırsızlıkla ve merakla bekliyorsunuz. Kimler var bu heyette? Ekonomiye dair neler söyleyecekler? Çok yakında CHP iktidarında ekonomi nasıl yönetilecek? Salondan ayrılırken bu sorularınıza yanıt almış olacaksınız. Tüm konuklarımızın özgeçmişlerini tek tek okumak isterdim ama zannediyorum vaktimiz yetmez. Kısaca sizlere takdim edeceğim. Ekonomist, sanayici, Antalya Ticaret Odası eski başkanı, Antalya milletvekilimiz Sayın Çetin Osman Budak. Mimar, yerel yönetimler uzmanı, parti meclis üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Sayın Gökhan Zeybek. Mali müşavir, dış ticaret uzmanı, uluslararası finansal raporlama uzmanı, parti meclis üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Sayın Özgür Karabat. Avukat, iş insanı, İstanbul milletvekilimiz Sarın Turan Aydoğan. Uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektörlerinde faaliyetleri bulunan iş insanı Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım. İş insanı, işletmeci, İzmir Eski İl Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Bedri Serter. İktisatçı, maliyeci, planlama uzmanı, 24. dönem İzmir Milletvekilimiz Sayın Rahmi Aşkın Türeli. Ve bugün ekonomi masasında olmasalar bile bu programda bizleri yalnız bırakmayarak bizlere güç veren kıymetli dostlarımız var, milletvekili dostlarımız var. Salondan sonraki esnaf gezilerimizde de bizlere eşlik edecekler. Kendileri ne zaman Kırıkkale'de bir program olsa biz ne zaman alo desek koşarak geliyorlar, bizlere destek oluyorlar. Ziraat mühendisi, öğretim üyesi, Edirne milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu. Eczacı Parti Meclisi üyesi Ankara Milletvekilimiz Sayın Gamze Taşcıer, <laughs> Tıp doktorumuz kardeş ve komşu şehrimiz Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Metin İlhan. <laughs> Ekonomi masasının saygıdeğer kurmaylarına ilimize hoş geldiniz derken başkanım müsaadeniz olursa kürsüden inmeden peşin peşin iki sorum olacak sizlere. Ben üç gündür ekonomi masası heyetimize bakıyorum. Az önce niteliklerinize saydım sizlere. Tarif edemediğim bir eksiklik var gibi. Yani partimizde ekonomi heyetimize dahil edeceğimiz güreşçimiz mi yok? Yoksa spor kurulumuzdaki tüm güreşçi büyüklerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözünü mü kendilerine şiar edilmişlerdir? Hani Öyle değilse belki birkaç yerden nasıl haksız maaş alındığını anlatırlardı da gençler neyi yapmamaları gerektiğini daha iyi anlarlardı. Bir de başkanım gençlerimiz merak ediyor onların adına bir sorum olacak sizlere. Diyorlar ki sosyal medyada hashtag açtık, videolar düzenledik, sorduk hükümete. Esnafa gitmedi, çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi. Nereye gitti başkanım bu paralar? Cevabını verirseniz çok memnun olacağız. Hak, hukuk, adalet diyerek Genel Başkanımızın önderliğinde kilometrelerce yol yürüdük. Şimdi de hak, hukuk, adaletin yanına işi, aşı, ekmeği ekliyoruz. İnsan ömrü birbirimize düşmanlık yapmaya vakit ayıramayacağımız kadar kısa. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevdeki en genç il başkanı olarak gençler adına sizlere sesleniyorum. Gelin kavgayı bir kenara bırakıp aklı, bilimi, hukuku esas alarak çocuklarımıza hep birlikte yaşanabilir bir ülke bırakalım. Yüzünüzdeki tebessüm hiç eksilmesin. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle iyi bir program diliyorum. Bu vesileyle ben Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Ahmet Önal'ı sizlere selamlamak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. sayın milletvekilleri, siyasi partimizi, partilerimizin il başkanları, ilçe başkanları, çok kıymetli oda başkanlarımız, oda yönetim kurulu üyelerimiz, dernek başkanlarımız, sendika temsilcilerimiz, çok kıymetli muhtarlarımız, basın emekçilerimiz, sevgili Kırıkkaleliler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu Derin ekonomik kriz, ardından gelen Covid-19 salgını nedeniyle başta esnaflarımız, sanayicilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde tespit etmek, olası çözüm çözüm yollarımızı iletmek için Cumhuriyet Halk Partimiz Ekonomi Masası öncülüğünde bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sözlerimize başlarken şehrimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları Birkaç cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu'nun tam ortasında yer alan 48 vilayeti birbirine bağlayan, başta milli savunma sanayimiz olmak üzere stratejik önemini her dönem koruyan, aynı zamanda bir cumhuriyet kenti olan Kırıkkale'miz maalesef son günlerde küçülüyor, devamlı göç veriyor. Makine Kimya Kurumu ve bağlı entegre tesisleri aynı zamanda TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi ile bir dönem Türkiye ekonomisine damga vuran Kırıkkale'miz maalesef eski günlerini arıyor. İşsizliğin her geçen gün arttığı üniversite mezunu iki gençten birinin iş bulmakta zorlandığı şehrimizde temel problemler geçim sıkıntısı hayat pahalı ve işsizlik. Bunun yanında Berberlerimiz, kuaförlerimiz, lokantacılar, kafeler, büfeler, kıraathaneler, kantinciler, okul servisleri, minibüs esnafı, nakliyeciler aydata şehrimizde kanı alıyor. Mart ayından itibaren okulların kapalı olmasıyla birlikte şehrimizde bu işten geçimini sağlayan yüzlerce kantinci esnafımız ve servisçilerimiz perişan halde. Yine Koronavirüs sebebiyle berberlerimizin, kuaförlerimizin gelirleri yüzde seksen oranında azaldı. Son dönemde getirilen kısıtlamalar sebebiyle lokantacı esnafımız adeta can çekişiyor. İş yerine müşteri alamayan lokantacılar sadece paket servis ile hizmet etmeye çalışıyor. Şehrimizin en işlek caddeleri olan Zafer Caddesi, Toprak Mahalle, Atatürk Bulvarı ve Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren esnafımız dükkanının camına devren satılık ya da kiralık levhası asmış. Birçok iş yeri icra kararıyla tahliye edilmiş. Eski ve yeni sanayi sitesi esnaflarımız maliyetlerini dahi karşılayamıyorlar. İşte içinde bulunduğumuz Kırıkkale tablosu bu. Kredi borçları, biriken kiralar, SGK ve Bağkur primleri Yüksek fatura ve vergiler esnafımıza nefes aldırmıyor. İşte bu noktada Kırıkkale esnafımızın, sanayicilerimizin, üreticilerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek, partimizin çözüm önerilerini üretmek, açıklamak amacıyla ülkemizin dört bir yanından Kırıkkale'mize teşrif eden CHP Ekonomi Masası temsilcilerimize, milletvekillerimize ve siz çok kıymetli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın bundan sonraki bölümünü idare etmek ve ekonomik sıkıntıları anlatmak üzere çok kıymetli başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası sorumlularımızı ve çevre illerden Kırıkkale'ye gelen milletvekili dostlarımızı alkışlarınızla yerlerine davet ediyorum. İnsanlar oradan evet, ama evet. sen ne gösterdiğini gösterdik misin başka. Ben buraya şey var, şey var. Buraya ne şey var. Sadece Sadece de oraya şey? da var. Ahmet istersen anonsa anonsu sunuma geçelim. Sunuma geçelim. Tabii Başkanım. He Başkanım. Yani şey anons istersen. Öyle mi çıkayım ben? Ben orada yapacağım. Hmm. Ben ben şey var. Var. Şey da. var ama şey onu Nereden konuşuyor? Oradan mı konuşuyor? Oradan konuşuyor. konuşuyor. Oradan Hı. Kıkayım 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 Şey Gözler. Tabii Ekranı burada var. Ben sorayım. Programımızın bu bölümünde ilk olarak Ekonomi Masası'nın sunumunu yapmak üzere Antalya Milletvekilimiz Sayın Çetin Osman Buda'yı kürsüye davet ediyorum. Başkanım Evet, müsaadenizle maskemizi çıkaralım. Ee, şimdi ekonomi masası olarak Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz. Kırıkkale'ye de böyle bir günde, karlı bir havada geldik, sizlerle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ben sizi çok sıkmamak adına e, kısa kısa neler yaptığımızı, Türkiye'de ne oluyor, dünyada ne oluyor? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yukarıdaki arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet. Eee öncelikle ben tabii hem il başkanımıza hem de Kırıkkale milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Burada çok seçkin kişilerle bizleri buluşturduğu için onlara özel bir teşekkür eee etmek istiyoruz ekonomi masası olarak sizlere özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Bu kadar sıkıntının içinde eee haftanın ortasında buraya geldiğiniz için. Aramızda oda başkanlarımız var. O, aramızda eee muhtarlarımız var. Çok değerli muhtarlarımız var. Aramızda sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticileri var. Eee aynı zamanda baro başkan yardımcımız var ve birçok sivil toplum örgütünde mücadele etmeye gayret eden eee Değerli dostlarımız var. Ben de orada o e, bölümünde yani mücadelenin o kısmından gelen bir arkadaşınız olarak sizlerden samimiyetle e, bizim sunumumuzdan sonra duygularınızı almak istiyoruz ekonomi masası olarak. Ve Türkiye'nin e, aydınlık geleceğine sizin burada vereceğiniz katkıyı önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız olarak ve aynı zamanda da Eee ekonomi masamız eee bunu son derece önemli ve değerli buluyor. O yüzden sizin de katkılarınızı toplantıdan sonra eee almak yani benim sunumumdan sonra almak istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar eee biz buna ekonomik kriz demiyoruz. Çünkü kriz tabiri ve biraz hafif kalıyor. Yani Türkiye'nin yaşadığı eee şu anki yaşananların Hatırlarsınız 1929'da dünya ekonomik burhanı Amerika'da başlamıştı. Ve e, bütün dünya yerle bir olurken Amerika neredeyse yok olma tehlikesiyle baş başa kalmıştı. O yüzden biz özellikle vurguluyoruz ki bu bir burhandır. E, zenginle yoksulun arasının çok açıldığı, gelir adaletsizliğin çok yüksek olduğu, işsizliğin Cumhuriyet tarihinde nüfusa oranının, ki TÜİK rakamlarından bahsetmiyorum. E, genişletilmiş tanımıyla işsizlik rakamlarının inanılmaz seviyelere çıktığı ve düşünün yani işi olmayan bir insan ne yapabilir? E, dolayısıyla sosyal sıkıntıların çok yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunu pandemiyle falan e, açıklamak mümkün değil. Tabii ki pandeminin çok e, ağır etkileri oldu hem sağlık açısından hem ekonomi açısından ama biraz sonra yapacağım sunumda aslında işin öyle olmadığını, 19 yıldır tek başına iktidar olan bir siyasi partinin e, 19 yıl boyunca Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğini bütün çıplaklığıyla sizlerin gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Şimdi önce e, 2021'e nasıl girdik? Sunumu buradan da takip edebilirsiniz. Evet yansıtıyorlar. E, şunu da şöyle. 2021'de 2018'de hayata geçtikten sonra tek adam rejimi e, ciddi bir devlet krizine doğru Türkiye evrilmeye başladı. Ama bu tabii 2018'de anlatılamaz. Hatırlarsınız 2010, e, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı e, seçimi yapıldığı zaman şu anki Cumhurbaşkanı o dönemin başbakanı seçim çalışmalarında ben farklı Cumhurbaşkanı olacağım demişti. Nasıl farklı bir Cumhurbaşkanı olduğunu gördük. Ekonomiyi üretmeden borçla şişirme stratejisinin iflası da ekonomik krize ve ağır bir bunalıma neden oldu. 2017 yılında burada iş dünyasından esnaf arkadaşlarımız, e, tüccar arkadaşlarımız, sanayici arkadaşlarımız da var. E, 2017 yılında Türkiye'de ki o günün kur rakamları bugünün neredeyse yarısıydı, 420 milyar. Eski parayla 420 katrilyon kredi dağıtıldı. Bunun büyük bölümünde kredi garanti fonu yaptı. Ve o zaman aslında dönüp baktığınızda 2017 yılında bu kadar büyük kredi e, pompalamasına rağmen e, iktidarın piyasalar kıpırdamadı. Ancak nefes aldı, borçlarını çevirdi. Yani yatırım yapmadı, bu e, alınan büyük krediler yatırıma gitmedi. Ee, ancak borçları çevirmeye yaradı. Ondan sonra da her yıl bu şekilde e, krediler piyasaya pompalanmasına rağmen bir türlü yani hatırla, bak, bakın şöyle geçmişinize bir türlü yatırıma dönmeyen bu paraların nasıl işsizlik ürettiğini de gördük. Ve bu şartlarda e, pandemiye girdik. Yani 2020 e, yılının Mart ayından önceki e, aslında çok ciddi ekonomik krizin Pandemiyle birlikte nasıl Burhan'a döndüğünü hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Tek adam vesayet rejimi, e, 2014 dediğim gibi biraz önce ben e, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım. 2018 verin kardeşinize yetkiyi, bakın bakalım ekonomi şahlanıyor mu? Şahlandı mı? Hepiniz yaşıyorsunuz. Ekonomi şahlanmadı. Aksine ekonominin geldiği nokta derin bir kriz yani Burhan oldu tek adam aynı zamanda parti genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı eşittir dediğiniz zaman yansıda da var. Tek adam vesayet rejimi nasıl oluyor peki bu? Şöyle bir partinin genel başkanı o partiye oy veren kitlelerin aynı zamanda da o partiye üye olanların genel başkanıdır. Ama demokrasilerde Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması mümkün değildir. Tarafsız olabilmesi mümkün değildir. Çünkü bir partinin genel başkanıdır. Bizim partimizin de bir genel başkanı var. İşte e, mecliste şu anda 10 siyasi parti var. Bunların her birinin genel başkanı var. Yanlış duymadınız. Hani e, bu kadar dağınık olunmayacaktı. 10 siyasi parti var şu anda mecliste. 10 siyasi partinin milletvekilleri var. E o zaman yani demokrasi şu demek yani siyasi partilerin görevleri de bu farklı fikirleri mecliste toplayıp halkın bütün isteklerini yerine getirmektir. Ama tek adam anlayışında aynı zamanda cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin genel başkanı olunca ülkenin geldiği noktada burası oluyor. Anayasada anayasanın üzerine Eee Cumhurbaşkanı 2018'de seçildiği zaman Temmuz ayında geldi ve bir yemin etti. Tarafsızlık üzerine yemin etti. Bütün eee Türk toplumunun bütün çıkarlarını koruyacağına, namusu tarafsız olacağına, namusu ve şerefi üzerine ant içti. Peki Cumhurbaşkanı şu anda tarafsız mı bu anlattıklarımdan sonra? Yani çok açık her gün bir siyasi partinin genel başkanına üstelik de 12-13 milyon oy almış bir siyasi partinin genel başkanına ağır hakaretlerde bulunabilecek kadar kibirleri yükselmiş durumda. Yani sonuç itibariyle demokrasilerde ana muhalefet partileri iktidara en yakın partilerdir. O yüzden bu ağır hakaretleri ki 12 milyon e, seçmenin Arkasında da eğer üç ya da dört kişi eee çocuklarıyla birlikte sayarsanız 20 milyondan bahsediyoruz. Yok sayan bir tavır. Peki tek adam eee parti vesayet rejimi eee neye sebep oldu? Burhan'dan önce devlet krizine. Kuvvetler ayrılığı kalmadı. Aynı zamanda eee kurumlarda da büyük çöküş yaşandı. Hukukun üstünlüğü denge denetim. Yani Geçenlerde e, hepiniz yakından takip ettiniz. Bir Cumhuriyet Başsavcısı alelacele e, Yargıtay'a üye yapıldı. Hemen üstünden birkaç hafta geçti. 107 Yargıtay e, Hakeminin, Yüksek hakemin oylarıyla Anayasa Mahkemesine gönderildi. Bugüne kadar hukukta Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Burada e, daha henüz bir dosyanın kapağını bile açmadan Yargıtay'da e, hiç kimseyi tanımadan 107 hakimin oylarıyla eğer Anayasa Mahkemesine seçiliyorsa korkun bundan arkadaşlar. Can ve mal güvenliği açısından hiçbirimizin emniyette olmadığını söyleyebilirim. AK Parti'ye oy verenler de dahil buna. AK Parti'ye oy verenler de dahil. Eğer yargıda çürümüşlük varsa AK Parti'de yönetimde olan bir arkadaş AK Parti'ye oy veren arkadaştan daha üstün olacaktır. Mahkemeye bir işiniz düştüğü zaman AK Parti'ye oy veren vatandaş AK Parti'nin yönetiminde olandan daha güçlü olacaktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yargı tarafsız olmalıdır. Güçler ayrılığı olmalıdır. Yasama yani bizlerin görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsız bir şekilde yasama yapmalıdır. Denetim görevini yerine getirmelidir. Aynı zamanda yürütmeyi denetlemelidir yasama. Yargı da her ikisini denetlemelidir. Ama şu anda maalesef böyle bir tavlo Türkiye'de yok. Çok daha uzun konuşulabilir sizi çıkma, sıkmamak için kısa geçiyorum. Bürokrasideki durumu e, biz çok yakından görüyoruz. Ankara'dayız, kendi kentlerimizde görüyoruz. Eee sadakati görüyoruz. En en eee basit örnekle Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörde yaşıyoruz. Başka uzağa gitmeye gerek yok. Hepinizin hafızasında çok taze. Bağımsız özel kurumlar kalmadı. Bağımsız özel kurumlar aslında sistemin eee sigortasıdır. Bunlar nedir? Merkez Bankasıdır. BDDK'dır. Bankacılık, denetleme, düzenleme kurumudur. EPDK'dır ve benzeri kurumlardır. Bunlar kesinlikle siyasetten bağımsız olmalıdır. Her birinin görevi ayrıdır ee, ve bunlar bağımsız bir şekilde karar almalıdır. İktidar bunların atamasını yapabilir ama bağımsızlıkları anayasal güvence altındadır. Biz bunu 2001 krizinde Türkiye'nin bütün kırılganlıklarını gördük ve 2001'den sonra bu kurumları kurduk o büyük krizden sonra ve bu kurumlar tıkır tıkır işliyordu. Ama 16 ay içinde Merkez Bankası'nın üç başkanı görevden alındı. Gerekçe neydi? Ben faizi düşür diyorum, düşürmüyor. Biri oydu. E diğeri neydi? Ben faizi eee düşür dedim, düşürdü ama Merkez Bankası'nın kasasında boşalttı dedi, görevden aldı. Bu müdahalelerle hepinizin cebinden sizin gelirleriniz eee eriyip bir yerlere gitti. Yani ekonomiden sorumlu e, Bakan, ma, Hazine ve Maliye Bakanı Damat nerede acaba? Enerji Bakanlığı yaptı, Maliye Bakanlığını yönetti, Merkez Bankasına direktif verdi. Nerede şu anda? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani hesap vermesi gerekenler ortada yok. Yani 27 saat boyunca hiçbir kanal daha doğrusu tarafsız olan kanalları ayrı tutuyorum. Hiçbir kanal, hiçbir gazete 27 saat boyunca damadın istifasını maalesef, maalesef ee, söyleyemedi. Böyle bir Türkiye'deyiz. Yani diyoruz ya tek adam vesayet rejimi Bunlara başlık olsun diye bunları kısaca sizlerle paylaşıyorum. Peki ekonomi ee, politikalarının başarısı için çalışmak isteyenler ne kadar iş yarattığıyla ölçülür diye bir söz var. Bu Sadun Aren'in değerli iktisatçı, sosyolog Sadun Aren'in bir sözü. Ee, peki 19 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidar, 19 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidar işsizliğe çözüm olabilmiş midir, üretebilmiş midir? Olamaz. Olamadı. Şu anda 12 milyon bizim hesaplarım, hesaplamalarımıza göre işsizlik var. Ee, ve fabrika kurulmazsa, kalkınma için yatırım yapılmazsa, tarıma destek verilmezse, çiftçiye destek verilmezse, köylüye destek verilmezse işsizlik sorununu çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Ve çözemediğimiz ortada 19 yıl boyunca istedikleri kanunu geçiren, istedikleri gibi ülkeyi yöneten iktidar eğer bugün Türkiye'yi bu hale getirdiyse, eğer bugün bu kadar işsizlik, yoksulluk, açlık, intiharlar varsa Başka yerde sorumlu aramamak gerekiyor. Tek bir yerde 19 yıldır ülkeyi yöneten iktidarda ve onun daha önce başbakan şu anda da cumhurbaşkanı olan e, ve aynı zamanda AKP'nin genel başkanıdır. Başka yerde aramayın. Çünkü tek söz söyleyen odur. Bir ikincisi yoktur. Şu anki sistemde bakanların hepsi memurdur. Bakanların hepsi atamayla gelmiştir. Meclise senede bir kere gelirler. Yani halkı dinlemeye, halkın vekillerini dinlemeye, sorunları dinlemeye senede bir kere bütçe zamanında gelirler. Orada da zaten e, o şeyi terbiyeyi almadıkları için, yani milletle bir işleri olmadığı, sadece tek adamla iş, işleri olduğu için orada da e, maalesef bizim sözlerimiz suya yazı yazmak gibi kalıyor. Verimlilikle ilgili de tabii birçok şey söylenebilir ama e, ...verimlilikten büyümeye katkı gelmez oldu e, çünkü verimliği unuttu yatırım yapamıyor e, sanayici, tarım e, sektöründeki çiftçimiz yatırım yapamadıkları için verimlilik de o şekilde e, sıkıntılı bir yolda devam ediyor. Kobilerde verimlilik baktığınız zaman ekranda var uzun uzun anlatmayacağım e, teknolojiye yatırım yok. E, sanayiye yatırım yok, imalata yatırım yok. Hizmet sektörünün durumu yerlerde. O yüzden de rakamları ben burada tekrarlamayım. Gelir adaletiyle ilgili söylenecek çok şey var. Bunları siz birebir yaşıyorsunuz. Ee, ama kısaca şöyle. İstanbul Derin Yoksulluk Araştırması diye bir araştırmadan aldığımız pandemide yaşam koşulları e, ne duruma geldi diye baktığımızda yan tarafta e, grafiğimiz var. İstanbul ailelerin yüzde elli daha fazla öğün atlıyor. Yani günde üç öğün yerine iki öğün. Ne? Durumu idare etmeye, karınlarını doyurmaya çalışıyor. Yüzde on hiç gıdaya erişemiyor. Bu müthiş bir şey. Yani onu 16 milyonluk bir kentte yapılan araştırma Türkiye'nin aslında bir eee yansımasıdır. Yüzde on gıdaya hiç ulaşamıyor. Yani nerede bulursa onu yiyor. Yani konteynerler, konteynerlerden çöp bidonlarından e, pazar artıklarını alıyor. Bunlarla geçiniyor. Yani bu e, bu anket, bu araştırma bunu gösteriyor. Ailelerin yüzde 33'ü elektrik faturalarını ödeyemiyor arkadaşlar. Yüzde üçü. Yani hane halkının üçte biri elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesiliyor. Kış kıyamette eğer Doğalgazları da ödeyemiyorlar, ki ödeyemiyorlar. Soğukta oturuyorlar ve bunu biz yüreğimizde hissediyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz. Biz bunlara tanık oluyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bir grup arkadaşımız işte birkaç gün sonra Afyon'a gidecek. Türkiye'nin değişik bölgelerine Elazığ'a gittik, başka yerlere gittik ve sokaktayız. Sokaktayız. İnsanların bize söylediklerini biz yüreğimizde, ciğerimizde hissediyoruz. Tabi sarayda oturanların böyle bir dertleri yok. Çünkü bir elleri yağda, bir elleri balda. Adını bile duymadığımız yiyeceklerle besleniyorlar saray ifradı. Ee, ama maalesef halkın durumu da bu. Evlerin yüzde elli internet yok. Yani bu çağda yüzde elli yarıdan fazlasında internet yok. Yüzde elli de eğitime uzaktan erişemiyor. Hani pandemi nedeniyle okullar kapalı. Çocuklar dağın başına çıkıyor, çektiği yerden buluyor ama ellerinde bir telefon var ki gidiyorlar. Hiç olmayanın yüzde elli yedisi bu ülkenin vatandaşları. Peki salgını nasıl yönettiler? O çok başarılı hikayeler yazabilirler, yandaş kanalları bunları söyleyebilirler. Ben size burada grafiklerle vereyim. Dünyada destekler verildi dünyanın birçok ülkesinde. Gelişmiş, gelişmemiş ülkelerde hibe desteği verildi. Ne yapıldı? Esnafın kirası ödendi. Esnafa kredi değil, faizli kredi değil, direkt hibe desteği verildi. Elektriği, suyu, eee personeli bunlar ödendi ama bizde kredi verildi. Yine kredi. 760 milyar. Yani 760 katrilyon lira geçen martla ekim arasında piyasaya verdikleri kredi. Bu kredilerin hepsini ya hane halkı aldı, tüketici aldı ki alabilen aldı onu da. Elektriğini, suyunu falan ödeyemiyorsa onlar sicile gidiyor. Alamıyorlar onlar kredi. Birçoğu da bu ülkenin insanı elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyemiyor. Ee, bunu esnaf arkadaşlarım bilirler. Sicilinde eğer bir tane senedi eee protesto olmuş da bundan beş sene önce o sicildedir. Ne esnaf kefaletten kredi alabilir ne gidip bankalardan devlet bankalarından kredi alabilir. Ona rağmen 760 milyar lira piyasaya kredi eee pompalandı. Piyasadaki durum ortada. İşte biraz önce Ahmet Vekilim söyledi. Kırıkkale'deki durumu söyledi. Satılık, devren kiralık, lokantalar, yanındaki çalışanlar, aç sefil, patronlar bitik durumda. Ne kira ödeyebiliyorlar, ne kira desteği var, ne başka bir şey var. O yüzden e, pandemi son derece kötü yönetildi. Bir örnek kendi bölgemden Antalya'dan verirsem. Hatırlarsınız. Vaka hasta aynı şey. E, tıp dilinde böyle. Vaka e, Vakaları saymadılar bir ara. Hasta sayılarını verdiler. E, ve ondan cesaret alan vatandaş da rahat davrandı. Yani siz insanlara... Ya gerçekleri söylemezseniz, şeffaf olmazsanız insanlar rahat davranır. Fakat daha başka bir şey oldu. Turizm zaten yerli bir, benim bölge biliyorsunuz Antalya. Türkiye'nin ekonomisine doğrudan 34,5 milyar dolar gelir getiren sektörden bahsediyorum. Bu açıklamayı tekrar vaka hasta sayısını Sağlık Bakanı çıkıp söyledi. Vaka sayılarını da söyledi. Bir günde bir milyon arttı ve İngilizler Antalya'da tatil yapıyorlar. Muğla'da tatil yapıyorlar, İngilizlere e, Türkiye'de tatil yapan İngilizlere İngiliz hükümeti dedi ki, acildin. Eğer bir gün içinde dönmezseniz 12.500 euro e, ceza yersiniz. Aynı zamanda da iki hafta ben sizi karantinaya alırım. Ve bir anda bütün oteller boşaldı. Yani bu yanlışlar şeffaf olmamak 2021 yılına da büyük bir felaket olarak önümüze gelecek. Gerçekleri söylemezlerse. Ekonomiyle ilgili büyük sıkıntıları tekrar yaşayacağız. Daha şimdiden Almanya 20 yasaklı ülke içinde, yani riskli ülke diyelim, yasaklı doğru değil, riskli ülke içinde Türkiye'nin adını geçiriyor. En fazla turist aldığımız iller e, ülkelerden bir tanesi Almanya. En fazla turisti neredeyse Almanya'dan alıyoruz. Bir de bu borç nasıl e, dönecek, ödenecek e, onu da tabloda gösterdim. Daha fazla sıkmayayım. Bu Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar eee meselesi ortaya çıktıktan sonra aslında Damat görevden alındı. Daha doğrusu görevden affedildi. Eee ve bu 128 milyar dolar Kırıkkale'deki esnafa gelmedi. Biliyoruz. Yozgat'taki esnafa, Kırşehir'deki esnafa, Ankara'daki esnafa gelmedi. Peki nereye gitti? Nereye gitti? Yani bu bu rezerv yok Merkez Bankası'nda. Ha yani dövizi tutmak için kullandılarsa dövizi de tutamadılar. Hadi dövizi tuttunuz faizleri hani dedi ya e, dünyadaki bütün ekonomi teorilerini yerle bir eden e, bizim sarayın kibirlisi faiz sebeptir enflasyon sonuçtur dedi. Sırp bunun karşılığını ödemek için e, 128 milyar doları biz piyasaya pompaladık doları tutabilmek için tutamadık. Bir ara sekiz buçuğa çıktı geçtiğimiz ay. Ve şu anda biraz aşağı gitti. Ama faizler nereye gitti? Faizler yüzde on buçuktan yüzde on yediye gitti. E peki diyorsun hani ben arkadaşlara söyledim ben faizle karşıyım dedi geçenlerde. Sayın Cumhurbaşkanı. E kardeşim sen faizlere karşıysan zaten tek adamsın. Merkez Bankası'nda istediğin adamı görevden alıyorsun istediğin adamı şu anda partili Naci Ağbalı Merkez Bankası'nın başına gönderdin. Bir talimat ver faizleri sıfırlasın. O zaman enflasyonu da biz hiç konuşmayız. Faizleri nasıl faiz sebep diye faizi sıfırladı. Enflasyon da sıfırlanır. Oh, çok rahat oluruz. Hepimiz eee refah içinde, müreffeh bir şekilde yaşar gideriz. Ama öyle olmuyor işte yani. Ekonomi bilimi buna öyle demiyor. Ekonomi bilimi ekonomi kötü yönetilirse, eee ülke kötü yönetilirse, eğer bir devlet eee sıkıntısı haline gelmiş bir yönetim varsa Ekonominizin böyle olması son derece doğal. Esnaf cinnet getirme noktasına geldi dedik. Ee, daha yeni hafızalarınızda taze Kayseri'de bir esnaf vatandaşımız, e, bir market sahibi dükkanında intihar etti. Bu intihar olayları maalesef basına e, yansımıyor e, ve bir hafta içinde Kayseri'de bir ayda yedi kişi intihar etmiş. Sadece Kayseri'de. Bizim bilebildiğimiz bunlar, görebildiğimiz. Lokantaları, kafelere Ahmet Vekili, Ahmet Başkan söyledi. Dünya esnaflarını korumak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Bizdeki eee ekonomi yönetimi de kredi musluklarını işte bir açıyor bir kapatıyor. Onu da alabilen aldı. İşte burada sicil affı çıkması lazım. Ama bir örnek vereyim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden esnaflarının eee kobi kısmına kredi verdi ama nasıl verdi? Esnaf ve kobi çalışanlarının maaşını ödemek için bu krediyi kullandığında diyelim ki 100 bin dolar kredi verdi. Elemanlarının maaşını ödemek için kullandıysa bunu siliyor. Yani kredi borcundan siliyor atıyor. Vergi, dükkan kirası, elektrik, su, gaz faturası ödediğinde bunu da borcundan düşebilirsin dedi. Bunu da siliyor. Yani bir anlamda hibe veriyor krediyi veriyor ama sen bunları yapmak zorundasın diyor. Yani bu krediyle bunları yapmak zorundasın. İngiltere'de, İskoçya'da, Almanya'da esnafın Kobi'nin kaybettiği geliri ciroyu bütçeden vererek telafi etti bu ülkeler. Yani direkt verdi, hibe verdi. Bizde verilen para 5-6 milyarla sınırlı. Esnafa son dalga geçer gibi 750 lira, 1000 lira kira veriyorlar. Onun da vergisini almak kaydıyla. Ama hala alamayanlar var. Bizi çok arayan var. Esnaf diyor ki yani zaten benim dükkanımın kirası beş bin lira ama olsun diyor yani bir ilaçtır zaten ödeyemiyordum onu. Ben onu bile alamadım diyor. Maalesef durum böyle. Çiftçilerimizin durumunu e, sizler gayet iyi biliyorsunuz. Ürün para etmiyor buğdayla ilgili bir örnek vereceğim. Buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi hasat zamanında fiyatını ilan etti 1650 lira. Yani bizim köylümüz bizim çiftçimiz buğdayını götürdü 1650 liradan Toprak Mahsulleri ofisine teslim etti. Şimdi ithalat yapıyoruz. Rusya'dan oradan buradan. Yani başkasının köylüsü, başkasının çiftçisi eee tarımla uğraşanından biz 2250 liraya buğdayın kilosunu aldık. 2200 tonunu ya da kilosu 2,25 masraflarıyla beraber de bu 2400 lirayı falan buluyor. Ya bu iktidar bu iktidar kimin çiftçisine, kimin esnafına destek veriyor? Besbelli yani. Rusya'nın çiftçisine destek veriyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani burada bu kadar alın teri dökülmüş, mazotun geldiği nokta belli, DAP gübresinin, üre gübresinin artışları belli, besicilerin durumu ortada. Besicilerimizin bir kilo karkas etle, geçen sene 20 kilo e, yem alıyormuş, şu anda 16 kilograma düşmüş bu. Süt meselesi zaten her zaman gündemde ülkenin günlerinde. Bir buçuk kilo yem alabilmek için sütün fiyatının en az 3.6 lira olması gerektiğini hesapladık. Ama şu anda 2.8 lira. Ve tarım kredi kooperatiflerinin görevi aslında eee üreten özellikle eee tarımdan hayatını geçindiren insanlara destek vermektir. Fakat Geçenlerde yine izlediniz mi bilmiyorum. Traktörler teker teker Tarım Kredi Kooperatifleri ya da Ziraat Bankası aracılığıyla, haciz yoluyla köylünün altından toplanmaya başladı. Hatta inekler bile. Hatta evlerine kadar, tarlalarına kadar e, maalesef icralar gitmeye başladı. Çünkü 1650 liraya buğdayını veren bir çiftçinin kendi borçlarını, o yılki borçlarını ödemesi mümkün değil. Salgında e, olağanüstü kötü yönetim var. Vaka sayısı, hasta sayısı biraz önce anlatmıştım. Ama şu aşı meselesi çok kısa üstünden geçeceğim. Sizi de sıkmamak adına. E, 11 Aralık'ta geleceğini Sağlık Bakanı e, ilan etmişti. Biraz önce de söyledik. Nerelere bu e, söyledikleri ya da planladıklarının hiçbirinden tutmadığının nerelere zarar verdiğini biraz önce söylemiştik. E, 11 Aralık'tan aralığın üzerinden neredeyse iki buçuk bir buçuk ay geçti. 2020 yıl sonuna kadar aşılama başlayacaktı. Bir tane aşılama olmadı. Ama saraydakiler aşılandı. Biz bunu biliyoruz. Saraydakiler aşılandı. Onu da nereden biliyoruz? Hepiniz gördünüz. Sarayda e, Irak'tan bir e, devlet görevlisi gelmişti. Vur patlasın, çal oynasın. Orada bir yemekte Sayın Cumhurbaşkanı maskesiz rahat rahat oturabiliyordu ve herkes o masadakiler maskesizdi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hepimiz bakın maskeliyiz. Bir topluma girdiğimiz zaman dikkat ediyoruz. Ama onlar bundan birkaç ay önce aşılandılar. Onlar çünkü saraylı. Onlar çünkü saraylı. Ve gelen aşı sadece dokuz buçuk milyon, bunu ikiye bölün. Yani dört bin, dört milyon yedi yüz elli bin yapar. Bugün vuruluyorsanız yirmi sekiz gün sonra ikincisini vuracaksınız. Türkiye'de arkadaşlar 84 milyon vatandaşımız var. Aynı zamanda da buraya göçmüş komşu ülkelerden Suriye'den Suriye'den Afganistan'dan 7 milyon civarında insan yaşıyor. Onları da aşılamak zorundasınız. Eğer burada e, herkes bağışıklık kazanacaksa bu iş yoluna girecekse onları da aşılamak zorundasınız. 90 milyondan bahsediyoruz. Bunun için de bize 180 milyon en az 180 milyon aşı lazım. Tabloyu görüyorsunuz. 180 milyon nerede? 9.5 milyon doz nerede? Henüz daha yaşlılarımızın aşılamasına başlanmadı. Yani bu bir facia tablosudur. 2011'de e, Davulla Zurnayla 2023 yani cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin ekonomi hedefleri açıklanmıştı ve burada hepimiz 2023'te parayı dolarları falan koyacak yer bulamayacaktık. O tarihte anlattıklarında. 2 trilyon dolar diyorlardı. 2 trilyon dolar. 7 çarpsanız yani hiç akıl falan almayacak kadar zenginleşiyorduk. 2023 ne olacaktı? Bugün bizim 700 milyar doların altında arkadaşlar. Gayri safi milli hasılamız. Biraz sonra kısaca üstünde değişeceğim. Orta vadeli planda ise ee, yeni bunlar da, gene aynı iktidar, 2011'de açıklamıştı. Yeni 2023 hedefi 875 milyar dolar. Ben bunun da gerçekleşmeyeceğini burada rahatlıkla söyleyebilirim bir ekonomist olarak. Kişi başına gelir hedefleri de 25 bin dolardı 2023'te. Şu anda kişi başına gelir 8 bin doların altında. Bir ara 12 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Orta vadeli planda da e, yine 10 bin dolar civarında yani 10 bin, 10 bin 33 dolar civarında eee olacağını söylüyorlar. Bunlar hep hayal. Eğer biraz sonra söyledik söyleyeceğim eee konular çözülemezse. Biz eee CHP Ekonomi Masasını niye kurduk? 2018 Ağustos ayında kurulduk. Eee ve partimizin gerçekten çok iyi yetişmiş devlette, reel sektörde, finans sektöründe eee ciddi görevler almış. Başarıyla o görevlerini bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya gelmiş, arkadaşlarımızla kurulduk ee, ve bu arkadaşlarımızın yani partide bir zaten MYK var. Ama ekonomi masasının kurulmasının gerekçesi 2018 yılında Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini bütün Türkiye'ye anlatmak içindi. Çünkü bu ülke hepimizin, biz bu e, sınırlar içerisinde bütün vataş, vatandaşlarımızın eee refah içinde yaşamasını istiyoruz. Aç ve açık olmasın diyoruz. Onun için de yapılması gerekenleri her toplumda bulduğumuz her gruba anlatıyoruz. Ve iki temel görevimiz var. İlki sorunları, sorunu yaşayanlar yani sizleri dinlemek. Eee ikinci görevimiz ise sorunlara ortak akılla sizlerden aldığımız eee geri dönüşlerle bunlarla politikalar oluşturmak ve gerçekten halkın sorunlarını yukarıya götürüp iktidara geldiğimiz zaman da çok pratik yoldan çözmek amacıyla elimizde çok ciddi veri birikiyor. Bunları yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolara olan ihtiyacı da buralarda ortaya koyuyoruz. Yenime yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi CHP olarak bu tüm bu sorunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dağıtılan dosyalarda da Sizlere dosya dağıtılmıştır, umuyorum. Ee, getirebildiğimiz kadar e, dosyalar hazırladık sizlere. Onları dağıtacağız. Ee, Türkiye'nin Burhan'dan çıkış için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi gerekiyor. Biz dört ayaklı bir strateji öneriyoruz. Bu da e, şu anda perdeye yansıyor. Burhan'dan çıkış stratejisi e, ilk önce Yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve en önemlisi de demokrasi bunun hayata geçirilmesi için yapılması gereken birçok şey var. Eee uzun uzun anlatmayacağım. En önemlisi bu. Demokrasi karın doyurur mu? Evet doyurur. Gördük şimdi. Demokrasinin karın doyurduğunu şu anda görüyoruz. Yani Türkiye üretmiyor. Türkiye betona yatırım yapıyor. Eee Türkiye'nin üretmesi lazım. Yüksek teknolojiyi alması lazım. Eee fabrikalar kurması lazım. Kurulmayan, e, kapatılan fabrikaların tekrar açılması lazım. Eee biliyorsunuz şeker fabrikalarıyla ilgili çok mücadele verdik. Kapatmayın dedik. Kapattılar şu anda Türkiye'de şeker ithalatına başlayacağız. Bakın görün. Eğer onlar tekrar hayata ama bunların hepsini biz geri iktidara geldiğimiz zaman devletin devlete yani millete biz bunları kazandıracağız. Tütün fabrikaları kapandı. İstanbul şu anda neredeyse 20 milyona koşuyor. Yani öyle bir göç başladı ki Orta Anadolu'dan doğudan e, Batıya doğru. Ne yapsın insanlar? Topraktan para kazanamıyor, gidip oralarda bir iş bulup e, hayatlarını idame ettirmek zorundalar. Onun için de e, tersine göçü başlatabiliriz. Üreten Türkiye'yi biraz önce Ahmet Başkan söyledi. E, daha önce buradaki yatırımlar buradan teker teker gittikten sonra buranın durumunu. E, gayet güzel izah etti. Bunların hepsinin geri gelmesi lazım. Planlamayla olur bu. Güçlü sosyal devlet yani hiç kimsenin aç yatmadığı bir ülke demek. bu Basit bir tabirle hiç kimsenin aç yatmadığı bir ülke ve bunları yapabilecek liyakatlı kadroların sürdürülebildiğini sağlaması. Hukuk devleti ve demokrasi e, yani burada can ve mal güvenliği de diyebiliriz biraz önce söyledim. Yeni anayasa. Yeni anayasa toplumsal mutabakat metnidir anayasa. Hala 80 darbe anayasasıyla, 82 darbe anayasasıyla Türkiye'ye yönetiliyor. Ve geldiğimiz nokta ortada. Kuvvetler ayrılığı, biraz önce söyledim, denge denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, devlet yönetiminde toplumsal düzende liyakat sistemi, e, seçim yasası mutlaka değişmeli. Uzatmayacağım çünkü bu yüzde on barajıyla gelinen nokta ortada ki bu AKP'nin İlk kurulurken programında hala var. Yüzde on barajını düşürme taahhütü. Yirmi sene geçti işlerine geliyor, düşürmüyor. Milletin vekilini, yani bizleri, sizler seçeceksiniz. Ki orada sizleri temsil ettiklerini düşünsünler. Ve sizler için bir şeyler üretsinler. Siyasi ahlak yasası son derece önemli. Siyasi ahlak yasası. Ve bu kadar ahlaksızlığın olduğu bir yerde bu yasa gerekli. Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bu yasadan dolayı gitti. Hatırlatayım, hafızalarınızı tazeleyeyim. Ee, AKP Genel Başkanı o zaman demişti ki, eğer sen siyasi parti, e, bu siyasi ahlak yasasını getirirsen biz ilçelere yönetici bulamayız demişti. Ve bunun üzerine Ahmet Davutoğlu görevden alındı. Bir başbakan bu ülkede görevden alınabiliyor. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak Ulusal Vergi Konseyi ve Kesin Hesap Komisyonu Yeni Merkez Yerel Dengesi yani merkezde yerelin, yerel yönetimlerin dengesi, akılcı, barışçıl, e, gerçeklikten sapmayan uluslararası hukuka meşrutiyet önem veren dış politika gibi ve en önemlisi dış politika arkadaşlar. Dış politikadaki durumumuz ortada. Bir ileri, bir iki geri, iki geri, bir ileri. Bakın birçok ülkede bizim büyük elçimiz yok. Ama bazı yerlere büyük elçiler gönderiyoruz. Bakara makara diyen, dinimizde alay eden e, ve aynı zamanda çikolata kutularının içinde milyon dolarları götüren adam şu anda Büyükelçi. Bu ülkeye güven kalır mı? Bu ülkeye ciddi bakılır mı? Ve netice itibariyle dış politika bizim cebimizdeki paraya dokunuyor. Mısır'la konuşmuyoruz. Küs. İki devlet arasında çıkarlar vardır. Kişisel husumet olmaz. İsrail'le öyle, Suriye'yle öyle. Buralarda bizim büyük elçimiz yok. Ve biz Orta Doğu'ya ürettiğimiz malları gönderemiyoruz. Bu yolların hepsi tıkalı. Halbuki Büyük Atatürk'ün söylediği yurtta barış, dünyada barış uygulansaydı bugün biz bu durumda olmazdık. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Biz üretim, e, sanayi üretimiyle ilgili mallara ithalat yapıyoruz. İşte yurt dışında üretiliyor. Ortada barış e, teşkilatını kuracağız. Yani ne Amerika karışsın ne Rusya karışsın bizim bölgemize. Biz kendi işimizi kendimiz yaparız demek bu. Yani bölge ülkeleriyle, Suriye, Türkiye, Irak, İran'la birlikte yapılacak bir çalışma, bölgenin sorunları masaya yatırılıp diplomasi yoluyla çözülebileceklerin tamamının çözülmesi projesidir. Üreten Türkiye, biraz önce söyledik, bunları ben kısaca açıp bitireceğim. Kamu ihale kanunu 191 defa değişmiş arkadaşlar. Her ihaleye göre, her ihaleye göre bir e, kanun yapıyor arkadaşlar. Kamu e, refah Rekabet ve şeffaflığı sağlayacağız. Ekonomi ihracat odaklı katma değer üretecek. Stratejik planlama planlama teşkilatını kuracağız ki bunlar devlet planlama teşkilatını da kapatmışlardı. Beş yıllık kalkınma planları yapılırdı. Türkiye'nin kalkınma evresi bu dönemlerde olmuştu. Bunlar kapattılar. Biz tekrar onu hayata geçireceğiz. Eee teşvik sistemi bölgeye göre yapılmalı diyoruz. Hatta firmaya kadar yapılabilir. Adam yüksek teknoloji eee ürünü üretecek. Buna Bin kişide ııı e, istihdam edeceğin diyecek direkt bu firmaya teşvik verebilirsiniz. Hem sektöre göre hem de aynı zamanda bölgeye göre teşvik planlanmalı. Şu anda böyle değil. Bir sanayici olarak söylüyorum aynı zamanda. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredi denetim sistemi kurulacak. Sıkmayayım sizi. Burada e, ekranda var. O e, ne yapacaklarımı söyledik. En önemlisi burada ııı e, esnaf arkadaşlarım bilir kalifiye eleman sorunu. Türkiye'de 12 milyon işsiz var. Kalifiye eleman sorunu var organize sanayilerde. Eee teknoloji liseleri açacağız yani bunlar endüstri meslek lisesi benzeri. Eee ben daha önce Organize Sanayi başkanlığı da yaptım. Bir lise kurmuştuk organize sanayide. Eee endüstri meslek lisesi kurduk. Organize sanayideki yatırımcılar işte ahşap işleri, eee makine ve benzeri işlerde eee başlıkları bulduk. Dokuz bölüm açtık. Sanıyorum e, 2006 yılıydı, 2006 ya da 2007 olması lazım. Dördüncü yılında mezun verdik. Mezunlarımızın yüzde 95'i başka sektörlere gittiler. Daha çok turizme gittiler. Yüzde 5'i de kendi işlerini yaptılar. Bunun için yapılması gereken o insanlara iş garantisi verilmesi gerekiyor. Organize sanayide böyle bir şey açtığınız zaman teknoloji lisesi hem teknoloji öğreteceksiniz, yazılımı öğreteceksiniz çocuklara. Hem de aynı zamanda... Oradaki e, sanayicilerle anlaşma yapacaksınız. Bu çocuklar e, yılın yarısını organize sanayideki o fabrikalarda geçirip işi yerinde öğrenecek. Dört sene bittiği zaman bunlar iki senelik tecrübeyle mezun olacaklar. Ve bu çocuklar kalfa olarak işe başlayacaklar. Ve aynı zamanda bulunduğu kente de buradan teknik elemanlar üretebileceğiz. Eğitim politikasını paydaşlarla oluşturacağız. Bu yüksek öğrenim kurumu aslında e, darbe kurumudur. Üniversitelerde ki sizin de Kırıkkale Üniversiteniz var ve buralarda e, çok ciddi liyakat sorunları yaşanıyor. Onun için de Türkiye ilk 500, ilk yüzde bir tane üniversitesi yok. Olanlar da çıktı. 500'de bir tane var. Güçlü sosyal devlet zenginliği hakça paylaşan yani bir yerde nüfusun yüzde biri ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde yirmisini cebine indirdiği bir durum değil bu. Gelirin adil bir şekilde dağıtılması. Bu eee bizim yaklaşımımız bu. Yani birisi çok zengin, birisi çok fakir toplum şu anda bu durumda. Eee bunun için de birçok şey yapacağız. Eee anayasal bir kurum var. Ekonomik Sosyal Konsey bütün kesimler eee burada Esnaf odaları, ticaret odaları bunu bilir. Bütün kesimler, Türkiye'de sendikalar, bunların hepsi bir araya gelip ülkenin sorunlarını tartışıp anayasal kurum ve burada çıkan kararlar iktidarlar tarafından yapılması gerekiyordu. 2009'dan beri bu anayasal kurum, 2006'da çıktı bu kanun. 2009'dan beri 11 senedir e, Türkiye'de ekonomik-sosyal konsey toplanmıyor. Aile destekleri sigortamız var. Aile destekleri sigortası, sigorta kavramına takılmayın. Yani burada şunu bilin, e, devletin kaynakları yani hepimizin vergileriyle engelliye de, yoksula da, işsize de, özellikle işsiz işsizlik sigortası fonundan e, iş, o dönemde çalışanların parasıyla e, oradan para ödeniyor. Bunların hepsi devletin parası ama şu anki iktidar sanki kendi cebinden veriyormuş gibi mahcup edercesine, utandırırcasına, bu yardımları yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Aile destekleri sigortası sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir sistem. Bu sistemi getiriyoruz. Bu sistemi getiriyoruz. Bu sistemi getirdikten sonra da asıl önemlisi işsizliğe çözüm üretmek için kalkınma projelerini e, hızlandırıyoruz. E, gene ben ekrandan hızlıca şey etmeyeyim, geçeyim. Ekrandan siz görüyorsunuz ve bunları bozmadan yok etmeden sürekli zenginleştirecek, sürdürülebilecek, e, yetkin, etkin, liyakatli insanların devlette, bürokraside çalıştığı bir düzeni oluşturacağız. Yani bunların dördü olduğu zaman kalkınmış ülkelerin arasına girmeniz o kadar kolay ki ama yeter ki bu kurumları yerine getirin. Yani yeter ki demokrasi olsun, yeter, yeter ki hukukun üstünlüğü olsun, yeter ki yargı bağımsız olsun. Eğer yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiyorsa, Türkiye'ye yatırım yapmıyorsa Türkiye'de geldiği zaman parasının ya da fabrikasının ne olacağını bilmediği için gelmiyor. Yerli yatırımcı bakın parası olan insanlar sanayiye yatırım yapmıyor. Altına yatırım yapıyor, dolara yatırım yapıyor, borsaya yatırım yapıyor, inşaata yatırım yapıyor. Ve onlar da hemen parasını alıp gidebileceği alanlar. Hemen parasını alıp gidebilir. E peki bu kadar işsizliği nasıl Nasıl bu kadar işsize iş bulacaksın? Bu vatandaşları nasıl doyuracaksın? Hiç dertleri yok. Bu bir tercih meselesi. Onların tercihi yandaş, müteahhit, biliyorsunuz beş çeşit ediyoruz biz onlara. Onlar onun dışındakiler ne olursa olsun böyle bir şey olmaz. Evet, değerli arkadaşlar. Ben e, sunumumu burada bitiriyorum. Yine söylüyorum. Türkiye'mizi içine düşürüldüğü burhandan çıkarmak için öncelikle güvene, güven içinde yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara var ee, ihtiyaç var. Hepinizi yürekten e, teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Sağ olun, var olun. Bu arada tabii e, şimdi basından olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Eee sizlerle koyu bir sohbet yapmak istiyoruz. Ya yani aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi sor. Buradaki arkadaşlarımın hepsi son derece konularına hakim ve yetkinler. İçimizde tarımcı da var, sanayici de var, hukukçu da var, iş adamı da, iş insanı da var. Ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Lütfen sözünüzü esirgemeyin. Sizden faydalanmak istiyoruz. O yüzden sözü, mikrofonu ben sizlere bakıyor, bırakıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.